Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar uchun yana bir ajoyib tuhfa, yangi bir mini proyektni qildik. Boshlab yuzamiz. Ko'rasizlar, zagruzka ketyapti, serverdan tortyapti mana shu yerda. Va mana bu yerga ekranga chiqarib beryapti. Ko'rasizlar, mana bu yerda 20 ta tovar korzinkaga tashalgan. Va bu yerda endi biz yana qo'shimcha qilib har bir tovarni o'chirib tashab, sizlar ham o'chirmoqchimiz. Sekin mana bu yerda o'chadi. Tovar muvaffaqiyatli o'chirildi va 19 ta tovar qoldi. Va bu yerda har bir tovarni optimal summasini mana bu yerda hisoblab, keyin mana bu yerda dostavka tanlaymiz. Mana bu yerda aytib olishdan yana dostavka o'zgarganda barcha narx summasi ham o'zgaryapti. Mana shu kichkinagina bo'lsa-da, JavaScript orqali praktika qilgan juda qulay proyekt hisoblanadi deb o'ylayman. Hop, videomizni boshlaymiz. Albatta mana shu yerga yangi fayl ochaman. Faylning nomini korzinka deb nomlaylik va uni ichiga korzinka.html degan fayl ochib turib, va mana bu yerda men eng asosiy shablon HTML shablonini oddiy bilan tashab qo'ydim. Xo'p, uni endi bu yerga ekranga birinchi body ichiga div turib korzinka deydi va buni ekranga chiqarib ko'ramiz va reveal in file explorer turib bu yerga kimatib olsak korzinka chiqdi. Endi e'tibor beringlar, bundan oldingi videolarimizni nima qilardik? Har safar shunga yozganimizdan keyin korzinka yozganimizdan keyin yana kirib turib, yana update qilardik. Buni yana hal qilishda oson yo'li bor. Mana bu extensionsga kiramizda, live server deb yozsak, install qilsak, bizga har bir o'zgarganda o'z avtomatikki ekranga nima o'zgarganini chiqarib beradi. Bu yerda hozir ustanovka ketyapti. Ustanovka уже tugadi. Faylimizga kirsak, bu yerda go to live degan chiqadi. Shunday bossak, сразу ekranga chiqarib beradi. Bu yerda e'tibor beringlar, deydi. Hozir ikkita knopka oldik. Endi bizga birinchi navbatda biz shablonni topishimiz kerak. Mana bu yerda bootstrap shopping cart template qilsak, bizga tayyor dizaynni topsa bo'ladi. Mana bu yerda men izlab ko'rganman. Frontend freefrontend.com ga kirsak, mana shu yerda menga yoqqan bir shablon bor edi, shuni ishlatib ko'ramiz. Bu yerda demo and code ga kiramiz, mana bu shopping cartga kirsak. Turali paka. Mana bu shablonimiz, tayyor shablonimiz, preview oldindan ko'rish. HTML qilsak, HTML kodi turibdi. CSS dizayn fayllari, JavaScript ishlasa yo'q. Mana bu resursda ular ishlatgan fayllarni, onlayn fayllarni shuni biz ishlatamiz. Xo'p, birinchi HTML kirib turib, hammasini Ctrl A qilib turib, Ctrl C kopya qilamiz. Yo'q, mana bu yerda kopya knopkasi bor ekan. Kirib turib, Visual Studio'ga qaytib kirsak, mana bu yerga korzinkani o'chirib tashlaymizda, ustidan saqlanib qilamiz va yana davom etamiz. CSSga kiramizda, hammasini Ctrl A qilib turib kopya qilamiz. Mana bu yerda men mana bu yerga HTML ichiga hayat qilib turib shu yerga qo'ysa ham bo'lardi, to'g'rimi? Style ochib turib qo'ysa ham bo'lardi, lekin hozir e'tibor beringlar, fayl juda ham katta bo'lib ketadi. Shuning biz tashqariga mana bu korzinka faylni ichiga yangi new file qilib style va css ochiladi va shu yerga biz size qilib turib mana bu yerda esa import qilib ishlatsak faylimizni razmeri kattalashib ketmaydi. Hayotning ichiga endi import qilish nima edi, link qilib turib rel teng style sheet qilamizda href turib nuqta slash style nuqta css'ni bossak mana bu yerda yopib qo'yamiz va shuni import qilib oladi, shu stylni import qilib oladi. Mana bu yerda davom etamiz. Bootstrapdagi ishlatgan resurslar, bootstrap fayllari, css fayli, js fayli, jQuery fayllari, shuni biz yana import qilishimiz kerak. Xo'p, birinchi navbatda copy cdn qilsak, mana buni kopya qilib beradi va buni biz proyektimizga tepasiga mana shuga qo'shib qo'yamiz. CSS faylni qanday qildik? Link turib rel style sheet qildik. Mana bu yerga esa hrefni ichiga
shu kopyalagan saytimizni yozib qo'yamiz. Va davom etamiz qolganlarni ham kopya. Endi yetib bo'lmaydi, JavaScript fayl ekan. JavaScript faylni qanday qilardik? Script src source degani, mana bu yerga adresimizni start qilamiz. Esa jQuery ekan, jQuery kopya qilamiz. Kopya qo'ysak, adresini o'rniga kopya qilgan joyimizni start qilamiz. Va awesome font awesome ham bu CSS ekan. CSS-ni mana bu link orqali shu yerga qo'yamiz. Mana. Pastga qo'yamiz. Bu to'g'ri joylashuv bo'ldi. Bootstrap jQuery font awesome. Sahnaga qilamizda va shablonimizga qaytib kirib ko'ramiz. Mana shablonimiz ham ko'ryapsizlar mana. Shu shablondagi mana bu internetdagi shablondagi o'zi anisi shunday tushdi. Mana tayyor shablonimiz. Uni yozib ham o'tirmaymiz, vaqt sarflab hozir ishlayotgan joydan ko'rib chiqamiz. Endi buni hozir bitta akno ochib olay. Chap berib qolay. Endi bizga endi biz tovarlarni qayta olamiz, serverda olamiz, to'g'rimi? Hozir bizga shu tovarlarni berilgan serverda adresiga ulanamiz. Uchun fake store API yoki Google'ga the fake store API bor. Mana shu nima deydi? Developerlar, ya'ni razrabochilar test qilayotganda mana shu serverlarni ishlatishi mumkin, ya'ni o'qish uchun har bir studentlar bemalol ishlatishi mumkin. Hech qanaqangi qo'shimcha kalit, ya'ni bir nima deydi? Yangi login akkaunt ochish, hech qanaqa akkauntlar kerak emas. Shunday olsak, mana hop, documentation'ga kirdik. Mana bu yerda get all products turibdi. Get single product. Mana bu hamma tovarlarni tortib olish serverdan bu adresi. Mana bu JavaScript kodi. Mana shu adresi. Shu adresiga bir yozib ko'raylik-da. Kopya qilib turib, qo'shtirnoqsiz kopya qilib turib, mana bu yerga strapni yopib tashladik. Mana bu yerga kirib ko'rsak, serverga ulanyapti. Bizga JSON formatida hamma tovarlarni qaytarib beradi. Ana, mana shu JSON fayli hisoblanadi. JSON informatsiyani bizga qaytarib beryapti. Endi biz buni ishlatamiz va ekranga chizib chiqamiz. Mana bu yerga ishlatamiz. Hop, endi qaranglar, hamma tovarlarni oldiga endi show output bu degani example, ya'ni bizga serverdan qaytayotgan informatsiyani qaysi holatda ko'rinishi. ID bor ekan, title bor ekan, keyin narxi, kategoriyasi, qo'shimcha informatsiya va rasmi. Qaras bizga keladigan narsalar. Bizga kategoriya kerak, nomi kerak, rasmi kerak. Shunga korzinkaga biz yozib chiqamiz. Hop, endi mana shu serverga endi ulanib ko'ramiz. Mana bu yerda ulanish kodi turibdi. Endi biz shu yerda biz mana bu yerga eng script pastga script yozamiz. Mana buni yopib turaylik. Hop, shu yerga window.fetch qilamizda va uni adresini kopya qilamiz. Adresini start qilib turib, keyin nima ketyapti pastda? Zen ketyapti. Nuqta. Zen. Yonida yozib ketsa ham bo'laveradi. Zen qilib ketsak. Zen. Просто yonida yozsak, liniyamiz kengayib ketadi, shuning uchun pastdan yozishadi ko'pincha. Zen qilib turib. Hop. Response, ya'ni result olganimizcha teng turib, tengdan keyin strelka. E'tiborda tengdan keyin strelka bor, bitta probel bo'lishi mumkin emas. Tengdan keyin strelka. Strelka bor. Endi result.json. Va ko'rasizlar mana liniya ko'payib ketyapti. Buni pastga tushirib qo'ysak, o'qish oson bo'ladi. Va yana bitta zen turib shu yerga products qildik. Strelka shu yerda console.log products nuqta turib virgul products. Sek mana bu yerga endi biz serverga ulandik va ulangandan keyin ответini bizga konsolda qilib ekranga chiqaryapti. Sahnani qilamiz. Mana bu yerga biz ishlatgan faylni ichiga kirib turib, mana bu prasmatit kod qilsak, mana bu nuqta shali. Mana bu developer tools bor, shuni biz
3-4 noktadan bastırıp pas yaxsak, bizge paske kursat veradı. Oxuşka olsam bu düşün. Bak, konsolge kirsek. Bana bu aşıbkadan birinci etuva vermek üredik. Ve birinci paradox kurasına bana. Serverge ulandı ve 20 ta tavarını bizge şu rezultatını çıxar verdi konsolge. Endi biz bunu ana şu yerge koyup çıkamız, çizip çıkamız. Hop, endi birinci navbatta bana şablonu kirsek. Şablonda shopping cart turibdi. Shuni bir korzinka oladik. Korzinka. 3-ta items bor ekan, pak atib tursin. Hozir biz har bir mana bu bitta tovarni shablonni ko'rishimiz kerak. Hozir bu yerda 3-ta tovar bor. Yana 3 xil mana bu div ko'rasizda. Bitta tovarni shabloni shu yerda ko'rasizda. Va mana bitta tovarni shabloni. İkinci tavar, üçüncü tavar. Bu uçur elinde. Uçurup da sakran kısık. Bana bir de iki top aldı. Burasına. Tak, şimdi. Bana bu yan uçurup görelik. Bitti, ketti. Ve şu bitti tavarını, şablonu. Şunu ben kopyakla bende. Kopyakla durup, ink paske düşemem. Şurge ben şablonu kopyakla dike. Şimdi, şurge yangi funksiya ochiladi. U funksiyamiz nima qilsin? Serverdan tortgan tovarlarni ekranga chiqarib bersin. Function turib render degani chizish degani render products turib ichiga skobkani ichiga nima qilamiz? Hozir shablonimiz start qilib olaylik. Mana bu shablon hisoblanadi. Faqat turib tursin. Hop, endi mana bu yerda zendan keyin nima qilyapti? Oldin e'tibor beringlar, bundan oldingi roliklarimizda bitta zen turardi. Hozir nimaga bitta ikkita zen degan savollar tug'ilishi mumkin. Birinchi mana bu yerda zen turib, resultni JSON formatda o'zgartirib beryapti. Birinchi mana qarasizda ekranga window.fetch shuni ishlatgan holda serverga, mana shu serverga ulanyapti va undan keyin kelgan ответini response deyiladi. Serverdan kelgan ответni JSON formatga o'tkazyapti va undan keyin productsni, tovarlarni product degan o'zgaruvchini saqlab va ekranga chiqarib, konsolga chiqarib beryapti. Endi shu yerda biz mana bu yerda skobka turib, pastga skobka qilamizda. Shu yerga console log'ni pastiga render products turib, shu funksiyani vizib qilamizda va bu funksiyamiz nima qilsin? Ekranga shu serverdan olgan tovarlarni ekranga chiqarib bersin. Va birinchi navbatda biz mana shu tovarlarni oldiga qabul qilib oldik. Mana shu qabul qilganimizdan keyin e'tibor bersanglar, local storage bor va session storage bor. Shu session storage'ga saqlanib qo'ysak, keyin qaysi funksiya bo'lmasin, o'sha funksiyada ishlatsak bo'laveradi. Hozir uni shu yerda mana bu yerda parametr ham qilib jo'natsak ham bo'laveradi. Mana buni qilib product qilib turib, mana bu yerda ham product qilib turib, qabul qilib turib, shu yerda ishlatsak ham bo'laveradi. Lekin qolgan funksiyalarni ishlatmoqchi bo'lsak, misol uchun har bir tovarni narxlari bor. Shu narxlarni hisoblayotganda bizga har bir tovarni spiskasi kerak bo'ladi. U spiskasini qayerdan topishimiz cha muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun session storage.set item turib products turib shu yerda json.stringify bor. Qovus ochib turib products qilsak mana shu sessionga serverdan olgan hamma tovarlarni sessionga saqlab qo'yadi. Hozir buni chiqib tashlaylik. Mana bu yerda endi shu tovarlarni ekranga chiqarish funksiyasining ichida mana shu tovarlarni biz sessiondan olamiz. Session storage.get item turib products. Products. Endi buni JSON-ni tekst qilib saqlayapti. Endi bu qaytarib olayotganda JSON-ni tekstdan chiqarib olishimiz kerak. Birinchi let turib products teng session item session storage get item products products ichiga tashadi va buni products teng json nuqta parse qilamiz products qilsak hop saqlanib qildik endi serverga ulandi ulangandan keyin hozir birinchi navbatda mana application kiraylik va mana bu yerda sessionga tashamapti hop syntax error ketyapti.
Yine birinci bana şu errorlar doğulelik. İng tepası da bana buyurdu bootstrap'tı. Adaşmasam jQuery'ni birinci uçurtke koyuş gerek idi. Çünkü bu JavaScript file. JavaScript library. Ana, birinci aşıkamız yok aldı. Endi inspect token de yaptı. Qayırdadır. Namız, skopkamız kop kesipti. Tıpa verilir. Buyurdu. Toksan dokuzuncu liniyada bana verdi. Funksiyon içine bana bunu kop koyduydı. Bu funksiyon JavaScript file içine HTML elementi kop koyduk. Kontrol kutturup yok Shift Alt A'nı bostik hamasını komentari kop koyadı. Bakın olsam bana verge boşuge slash kutturup yıldızca ki onkırda slash yani yıldızca slash kısak komentari kop koyadı. Ve hatasız işleyipti bana. Orası yetibar vermeyi türeli. Hop. Bizi serverdan olgan tavarlarını nakliyap session'ge saklayapta. Session'ı teşhir görmemiz. Bana atvet geldi. Application'ı kirsik. Session'ı kirsik. Bana bir de tavarlar durdu. Session'ı saklayıp koydu. Şimdi bu tavarlarını session'deki tavarlarını render products funksiyon vizif bugende işletemiz. Bana bir de işletiyapız bana. Hop. Şimdi şu yerde render products funksiyonu devam ettirip gidemiz. O bana verdi etibar verili. Birinci session'da optiyip durup products uzgarıcı sakladık. Yen u text bugün formatı JSON'ge otkiz yaptı. Bana şunu yine hem ıxcamır oku dediğim bu sik. Bana bu yerge şu komandanı bana şu yerge kuş bu sik. Yine hem ıxcam buladı. Bitti linye upaladı. Yani сразу JSON formatı düşadı diyanı. Hop endi biz hop tavarlarını kabul koyduk. Endi bu har bitti 20 tavar var ekeni. 20 tavarını mantıki çıkarış için işletemiz. For ciklini işletemiz de. For kutturup let product of products. Bu birine in bas of işletip ben. Çünkü in de ne çıkardı? Klüç çıkardı. 0, 1, 2, 3, 4, 5 çıkardı. Ne verdi? Of kısık. Şu har bitti içte xonanın içidegi narsasi tushadi. 0-chi xonanın içidegi nima bo'lsa, mana shu nechta bor? 6 ta, 7 ta elementlar bor ekan. Obyektimiz, shu obyektimiz produktga tushadi, ya'ni har bitta s tushib qoldi. 20 ta tovar bo'lsa, 20 marta aylanadi va har bitta aylanganda produkt ichida har bitta tovarni informatsiyasi tushadi, ya'ni. Ha? Endi shu yerga mana birinchi biz qo'ymoqchi bo'lgan qani tovar bitta tovarni elementi shu yerga men birinchi div ochib olamanda div turib shu yerga men id beramiz id all chiziqcha products all products qildim va shu element ichiga tovarni qo'yib qo'yaman hozir bitta tovarimiz turibdi mana shu tovarimizni mana shuni ichiga qo'yib qo'yaylik saqlab qo'yaylik mana chiqyapti endi buni Paka uçurup duruyla da. Uçursak. Saklayın kılamızı. Bana. Şu yerge. Bana şu all products içige. Biz. Nette bitti. Tavarımızın şablonu boru. Şu yerge. Solamız. Birinci bu ID'sini alışız gerek. Let. Durup. All. Product. Element. Ten. ID orkali. Vizu kılış çakır alışı demedi. Element çakırış. Rüştutka. All. Tızıqca. Product. Sek şu elementimizi mana şu o'zgaruvchi saqlab oldik. Endi mana bu yerda let turib HTML qilaman. HTML teng. Shu shablonimizni shuni ichiga tashlaydi. Shuni ichiga tashab keyin all products elementini tashlaymiz. Bu yerda men HTML HTML plus teng. Mana HTML san olursun. İşte mal teng. Bana bu yerde bana kopya kılamızdı. Ve eski klavuş basıdaki Vitali hoştun olanı da işletken oldu. Şöyle ustavet kılamız. Ustavet kısık. Her bir davarımızı bir hamasını bana şu işte mal uzgarıcı saklaydı. Kiyin saklaygendekin okurdu. Bana bu All products elementimizge nokta HTML teng HTML. Sek
Bu yerda 20 ta tovarni shabloni chiqishi kerak. Bu chiqdi mana bu yerda. Mana bu yerda 2 ta nuqta qolibdi. Border bottomda olib tashlaylik. Border olib tashlasak. Mana bu yerda 2 tadan balasını yukarı koyardım. Gördük bana. Hop, indi. Buraya bu durak ya. Bir de tavarda şablon şu yerde. Şimdi bizge ne kılışımız gerek? Her bir de tavarda uzunlu kategoriyası ve uzunlu namı ve narkını koyuşumuz gerek. Ne bir de 20 tavarımız var. Bir de tavarda görsek bana kategoriya turdu. Narx turibdi va titul turibdi. Endi shuni mana bu sikl ichiga qo'yib chiqsak bo'ladi. 20 marta aylanadim. 20 marta aylanganda har bir aylanganda har bir tovarda o'zini informatsiyasini chiqaradi. Ho'p, endi short toniga mana bu yerga dollar qilib turib, kruglyy skobkani ochib yopamiz. Shu yerga product nuqta nima bo'ladi? Kategoriya bo'ladi. Kategori. Mana bu yerga esa dollar bilan skobkani ochamiz. Product nuqta nima bo'ladi? Title bo'ladi. Title. Va mana bu yerga narxga ham shu yerga dollar qilamizda. Product.price. Qo'ysak, endi kolitsiyani bittadan to'ptirsin paka. Shu yerga qo'ysak, mana bu yerda rasmi ham bor, rasmini e'tibor beringlar. Image nimasi elementining ichida SRC bor. SRC degani o'sha nimani rasmni qatta olishini. Ana shu rasmni qatta olishini ko'rsatib bo'lgan. Shunday kopiya qilib turib, kopiya qilib turib mana bu yerga qo'ysak, shu tovarni rasmi chiqadi mana, ko'rasizlar. Shuni endi mana shu image masini ključini shu yerda ishlatamiz. Shu yerda SRC'ning ichiga o'sha nom ichiga yozamiz. Dollar skobka ochib turib product.image qo'ysak, mana shu adresini mana shu yerga qo'yib qo'yadi degan. Xo'p, saqlan qilamizda. Mana ekranga tekshirib ko'ramiz. Ko'rinib turibdi, sekin ishlayapti. Ko'pchilik ishlatsa kerak, ko'p studentlar ishlatadi buni. Hop, mana bu yerda border, borderlar yo'qolib qoldi-yu. Border da bottom. Sek. Bo'lsa, hatto pastga chiqib tursin. Ko'rasizlar, mana Bootstrap'dan bitta klass nomini o'zgartirib qo'ydim. Pastga bunaqa endi chiziqlar chizib beryapti. Agar shuni o'zimiz CSS dizayn qilganimizda ancha vaqt talab qilishi mumkin edi. Davom etamiz. Endi hozir bitta har bitta tovar narxi işte yozilgan. Endi buni option narxini chiqarishimiz kerak. Bu yerga option narxini hammasini qo'shtirib hisoblab chiqarish kerak va hatto nechta tovar, hatto 20 tovar bor, hatto 20 ta deb yozish kerak. Hop, birinchi navbatda nima berga? Qo'yib tashlaylik endi. Tovar shablon kerak emas. Hop. Endi bizga mana bu joyda 3 itemsni ID berib turib, shuni vizib qilib ishlatishimiz kerak. Mana bu yerda. Hozir yetib berdi, mana bitta joyda ishlatyapti va mana bu yerda yana 2 ta joyda ishlatyapti. 2 ta joyda ishlatilsa ID bas nima qilsa bo'ladi? Class orqali shu joyga yozsa bo'ladi. Total items qilaylik va shuni kopiya qilib turib ichidagi narsani ochib tashlagan bo'ladi. Yo'q, uzr, bu narx ekan. Total itemsni bu yerga emas. Bu yerga items 3 degan joyga ishlatamiz. Bastni ichiga yozamiz, total items. Items 3 deb ochib tashladik va teparoqda yana bu yerda ham 3 ta items turibdi. Shu yerga klassni ichiga total items qo'shib qo'yamiz. Va har bir tovarni, mana bu yerda har bir tovarni ekranga chiqaryapti. Shu yerda tak. Bunga alohida funksiya qilaylikda. Mana bu funksiya ichiga qo'shmasdan alohida funksiya qilaylik. Function turib
kalk diyene, hesaplaş diyene, calculation, kalkülatör var ki, şimdi onu yiyen. Kalk, total, items, durup. Ve çünkü biz madde element kendime non verdik. Class içiye total items diye non verdik. Class orkali vizim bugende total da çizikçe. Yani nokta işletemiz, rüşatka bas. Total items. Total items mıydı? Total items eken. O yerde. Let. Total items element dedik. Ve şu elementte madde vardı, pasta vardı. Verdi vardı. Şu elementten biz pasta çıkarıp aldık. Şimdi 20 de da vardı. Sabını çıkarışımız gerek, doğru mu? Bana bunu alıyordu. Davarda katta durup da davarlarımız. Session storage durup da. Session storage de içti de. Davarda durup da. Şunu biz op durup. Yani yine çakırı olayıp. Session storage'den çıkarı olayıp. Ve JSON formatı uzgatır yapıp. Başı yerde. Total element. Items element. Nokta. HTML. Durup. Yürge. İçige products nokta length kısak har barca tavarını neydi razmerini optirip şurge tavar kısak tavarı yine mende kursatı beri adı akınca bu funksiyonu yaratıydı bunu vizif bulma yaptı render products nakılardı ekrange hama tavarı çıkarardı bu tavar çıkar bugün akin kalk total items. Ama neşte tavar var olabildiğini kısabla bir. Funksiyonunu vizif kıl yapıza. Gelin başka funksiyon. Harpta funksiyonun namını makana bayısı bacarışını yazıp belli komentariyege. Barça tavarlarını ekrange çıkar. Pop et. Pop et. Pop endi bana verdi. De. Tavar var legini çıkar. Ana verdiğim birinci serverge ulanıştı etibar verildi. Script içige, script açılgene gelip sırası serverge ulan yaptı. Bundan hem yeni hem ideal variant var bunu. Ana şu stranicamız zagruzka kılın bulunganından kiyin serverge zapros birisi buladı. Yani madem akçı ben. Sağ için bir boyup da stranica oluyor digen bu sek. O zaman bir de şu site kirdiğe. Site kirsek zagruzka tügedi. Zagruzka tügedi yani şu stranicamız yürgüzüldü. Şu tügedi, zagruzkası tügedi. Tüged bugünden ki serverge ulansa yani hem ideal halette oladı. Aslında çok halette şuna kadar işletiladı. Bunun için function işletemiz. Olsun açıp yapıp, bundan ki scope'ka açıp yapıp, şöyle ki bu window serverge zapros joyini yurdu ichiga qo'yib qo'yamiz. Va mana bu yerga kommentariyaga sahifa ruska tugagandan so'ng yurga mana bu yerda alert qilinadi-da. Alert sahifa yuklandi. Dedik. Ko'rasizmi? Sahifa yuklandi. Mana shu ekranga chizib bo'ldi degan. Mana shu elementlarni hammasini chiqarib bo'ldi. Mana bu elementlarni hamma HTML'larni ekranga chiqarib bo'lgandan keyin keyin mana alert ishlayapti. Sразу nima qilyapti? Serverga ulanyapti. Tushunarli bo'ldi. Mana shu function, mana shu liniyamiz nima ish bajarishini tushunarli bo'ldi. Buni o'chirib tashlayman endi. Va sразу serverga ulandi. Va calc total items ham chiqdi mana bu yerda. 20 ta tovar chiqdi. Tepada ham 20 ta tovar chiqdi. Ajoyib. Endi keyingi qiladigan ishimiz mana shu harbda tovarni narxlarini qo'shib turib, obshiy summasini mana bu yerga qo'shib qo'ysin. Shu yerda yana bir yangi funksiyani ochamiz. Function turib calc total price dedik. Yana barcha tovarlarni session'dan olamiz.
storage'dan olamız. Ve harbiyde tavarını naklamız. Aylan çıkıp cycle içide. For let product of products. Sek harbiyde tavarını aylan çıkarttı. Ve onun içindeyi narkını katına alardık. Product nokta price kılamızı. Koşup çıkamız. Şimdi etboberle harbiyde tavarını sunmasını koşup çıkış için birinci harbiyde tavarını koşup etken sunmanı katke taşarış gerek. Bitti uzgarı çoğu açıp durup let total price kıladık. Denk 0. Sek bana şu uzgarı çoğu harbiyde sunmanı harbiyde tavarı sunmasını koşup koşup git uğran. Total price denk total price plus ne oladı? Product nokta nokta bana bu price. Price oladı. Etboberle total price'ın içine total price koşturup product hoş tavarını narkını koşu yaptı. 20 metre ile nerede yana? Sakrat kılamız. Bunu yana yana ıxçamla ıxçamla okul ediyen bu sek. Nelerde total price plus ten probel buluş mümkün bas. Plus ten product nokta price kısık. Yana yana ıxçam buladı. Ve hamısını ıxçamla çıktı. Yende onu ıxçamla gendan kiyin bizge katya koysun. Bana bir yazsın. Etba verili vatta 2 tane narkı varken. 2 tane narkı şu dostavkadan aldığın narx, dostavkadan koşulduğun narxa. Subtotal dedik ve bunun total dedik. Şimdi end ID veriyoruz. Tepeye total price bana verge ID verip durup total price price kıladık. Hop bana verge opsi narxı bu becede şimdi kılırsın. Özümüz ya yakın bir ötünü yaz peşeyen bu durada. Hop total tersi dedik. Var çarşı. Bana göre de dastavkadan aldığın narkı ID yıktırıp subtotal koyduk. Total sıkça price. Subtotal price var ve total price var. Şurada işletemiz. Az biz subtotalı oksabladık. 20 tane vardı. Opsiyon sunmasını oksabladık. Şimdi biz ye bana göre de elementte birinci vizif kolaşımız gerek. Let total price element ten ID verdi ya ID'ni vizif yanda rüşut kabilen total sıkça price nokta koyamız. Şimdi şurge total price element nokta html yol olsun açı yapamızda ve koştumdan açıp durup dolar bilen skopkanı açıp durup şurge total price şurada yanıtta dolar kop böyledik. Birinci dolarımız bu kurslu dolar adı. Yani dolarda značok simbol, dolar simbolun işlet yaptığı yanı. İkincisi bu JavaScript uzgar için işlet yaptığı yanı. Sakrat kılamız. Anlamı bir bana bir de. JavaScript güvenden kiyin uzgar iş sanır buluş gerek. Bir de 20 tane var çıktı. Ve ofisi sunması geçme yaptı. Sonra bak total price çünkü bana bu yerde bana bu funksiyonu yarattık da ve bana vizif koma yapmaz bu verile çıkarttık vizif koma yaptı bana verdi bak total items'dan keyin 20 tane vardı çıkardı keyin işte ya, sunmasını hesaplaş gerek şunu vizif kılamız da verdi barça dolarlarının opsi sunması. Şimdi sakran kısık. Ama onu uzun ikini optaş edik. 132 euro optaş edildi. Burada 130 euro paka optaş edik. Kısık. Zagruzka. Kinçalı o zagruzka animasyasını koyup koyamız. Koşup koyamız. Hop. Burada 20 tane var. Ve popşisim mi? Ve geçme yaptı. Barcası çıkarıp orpız. Bizge subtotal çıkarış gerekti. Subtotal vizif kılışımız gerekti. Tepte total price bas. Subtotal price oladı. Subtotal price kısık. Bana birge çıkardı. Yetiba verili. Bizge cent. Bana şu dolar 3200 dolar olsa nokta 91 cent çıkış gerek. O yan bizge gerek bas. Total price element. Tem total price bas. Subtotal total price kıladık.
subtotal price. Dem subtotal price ve şurada nokta to fixit diyen JavaScript funksiyası var. To fixit iki kısık şu nokta denkin iki de harf sonda alır bayağı da yani o zaten çizgi hesablaydı. Hop şimdi yenge akıl edin işimiz bana bu dastavka iki de dastavka koyduk bir de dastavka durup da standart dastavka ve tez yetkiz birinin dastavka kısık. Ve şu harfde dastavka tarlaganda narxı mana yerda oxirgi barcha narxı o'zgarishi kerak. Subtotalimiz ham yaxshi chiqdi joyda. Shipping o'rniga endi biz shipping bas dostavka qilaylik. Standart dostavka bo'lsin. Dostavka va u 5 dollar bo'lsin. Aytib beray, select ishlatyapti. Bitta option bor ekan, ikkita option qo'yamiz. Super. Super dostavka 8 dollar bo'lsin. Hop, endi mana bu kodni otashaylik, pokam biz bu darajada qilishimiz shart emas hozircha. Hop, mana buga selectga ID berishimiz kerak. ID berib turib, dostavka. Dostavka turib, keyin har bitta option, ikkita option bor, optionning ichiga bizga ko'rinayotgani mana shu ikkita element ko'rinadi. Uni tanlaganimizda uning ichiga value degan attribut bor. Shu optionning ichiga value-ning ichiga 5.0 qilsak şu tanlangan opsiyani keyin qiymatini vizif qilsak bo'ladi. Value qilib turib 8.0 qilamiz va mana bu yerga onChange degan funksiya berishimiz kerak. OnChange turib onChange dostavka deylik funksiya. Ya'ni mana bu hozir ikkita opsiya chiqdi. İkkita variant chiqdi. O'sha har bitta variantni tanlaganimizda mana shu funksiyamiz vizif bo'lsin-da, shu funksiyamiz vizif bo'lsa, mana shu opshi summani boshqatdan bizga hisoblab berish kerak. OnChange dastavka turib vizif qildik. Pastga function function probel OnChange dastavka yerga funksiya nima vazifa bajarishini yozib berdik. Dastavka tanlanganda dastavka tanlanganda turib mana shu yerga biz shu select elementni birinchi yozib olishimiz kerak. Bit dastavka element teng ID orqali qiladik rishotka dastavka. Dastavka qilsak va shuni e'tibor beriladi mana shu yerda hozir shu yerda mana konsolda birinchi ishladik. Bu yerda super klientimiz tezda yetkazib berishdi. Yozish tanlashi mumkin, to'g'rimi? Va sekin tanlashi mumkin. Endi buni qatdan bilib olamiz qaysi bir tanlanganini. Shu yerda o'zida yozaylik. Elementimiz nomi nima edi? Select elementimiz nomi. Bu yerda. Bu yerda select ID dostavka dediga. Rishotka dostavka. Dostavka qilsak, oy, qo'shtirnoq ketdi. Sizik mana bu elementimiz chiqadi, mana bu elementimiz chiqadi va uning ichiga tanlanganligi qaysi biri selected degan qaysi bir tanlanganligini yozsak bo'ladi. Nuqta find qilib turib o'rtanoq ochamizda 2 nuqta select did qilsak, select qilsak tanlangan opsiyasini chiqarib beradi. Hozir bizga ikkita opsiya bor, tanlangan opsiyasini chiqarib beradi va o'sha opsiyani bizga qiymati kerak. Nuqta val qilsak mana 8 dollar tanlandi, 8 chiqyapti mana bu yerda. Detvo bersalaring 8 deb yozdiga, shu qiymati chiqadi. Endi mana bu yerda 5 tanlasak, o'sha komandani yozsak, strelkan tepasiga, strelkan tepa bitta bo'lsa, oxirga yozgan komanda chiqadi. Shuni yozsak, mana 5 chiqyapti, 5 dollar dastavkasi chiqyapti. Endi e'tibor beringlar, bu tekstda chiqyapti ekan. Shuni men parse float qilsam nima bo'ladi? Sifr formatda chiqadi. Bu tekst format edi, endi sifr formatga o'tkazib beradi. Hop, endi onChange dostavka funksiyamizga qaytamiz. Dostavka narxi dedik. Mana buni kopiya qilib qo'ysak, bizga tanlangan dostavka narxini hisoblab beradi. Hozir shu yerda
to'qlan ikkita quyon ursang bo'ladi. Hop, dastavka narxini mana bu yerga total price ni ichiga olaydi. Dastavka narxini shunday mana bu yerga qo'yamiz. Dastavka narxini qo'shib qo'ydim. Va bu yerda sub total var, yana bitta qo'yamizda total price ni shu yerga yozamiz. Total price element mana bu yerga chiqaramiz. Dastavka narxini qo'shtirib mana bu yerga chiqaramiz. Bu total element biz mana bu yerda element hisoblanadi. Dastavka narxini oldik va bu yerga sub total price ni chiqardik. Endi shu yerga total price element. Sub total price element bo'lish kerak edi. Ya sub turib total price element. Ya sub total price element mana bu esa ikkinchisi total price element. Boshlanishi chatoq ketibdi. Ya'ni sub total elementimiz mana sub mana element hisoblanadi. Total price elementimiz mana bu yerdagi element hisoblanadi. Tushunarli? Mana bu yerdagi dastavka qo'shilgan narxi, bunisi dastavka qo'shilmagan narxi. Endi birinchi mana dastavka qo'shilmagan narxi. Dastavka siz narxi. Mana bu esa dastavka bilan narxi. Общий narxi. Qilsak, imlo xatolarimga to'g'ri tushunasizda. Total price element sub total price endi nima bo'ladi? Plus mana bu yerga dostavka narxi nuqta endi bu yerda qo'shtirnoq qovus ichiga olsak qan javobdi nuqta nima qilishimiz kerak to fixed qilishimiz kerak ikki qilsak endi to'g'ri hisoblangan bo'lishi kerak ko'ramiz mana to'g'ri bo'ldi mana $3,240 ekan dastavka qo'shilgan narxi barchasi endi mana bu o'zgarganda dastavka opsiyasi variant o'zgarganda mana bu boshqatdan hisoblash kerak to'g'rimi endi qaranglar mana shu variantimiz o'zgarganda nima bo'lardi mana shu on change dastavka funksiyasi vizif bo'lardi endi vizif bo'lganda nima qilsak bo'ladi mana bu funksiyani shu yerga vizif qilib qo'ysak bo'ladimi ya'ni mana shu variantlarimiz o'zgarganda dastavka variant o'zgarganda mana shu hamma narxlarni boshqatdan hisoblab chiqadigan saqlanib qilamiz va yana tekshirib ko'ramiz hop mana chiqdi tovarlarimiz 20 ta tovar dastavka narxi dastavka narxi mana bu yerda o'zgartirsak ajoyib mana bu narximiz yana o'zgardi. Super dastavka tanlaganda 45 bo'ldi. $8. Ajoyib. Mana shu asosiy hisob kitobimiz mana ko'rasizlar. Shu nima edi? Shuni har bitta vazifani funksiya bo'lib tashlasak, ko'rasizlar, mana bitta bitta vizif qilib qo'ysak, yana o'sha nima edi? O'sha jarayonda yana qaytarib, сразу vizif qilsak, o'sha jarayonda osonlikcha qaytadan imomatchi yozib o'tirmasdan shu tayyor narsani ishlatsak bo'ladi degani tushunarli bo'ldi ya'ni o'sha kerak narsalarda kerakli protsedurani jarayonida bitta funksiyaga qilib oldik va kerak joyda ishlatdik degani qayta qayta ishlatdik va mana bu back to shopni olib tashladik bizga kerak emas back to shop qayerda qoldi back to shopni olib tashlaymiz summary qilib turib summary zakaz desa ham bo'ladi barchasi yoki zakaz mening zakazim deylik bilmayman o'zbek tilida точно переводini bilmadim sizlar bo'lsa kommentariy yozib qoldiringlar mening zakazim deylik mening buyurtmam desak yana ham mening buyurtmam desak yana ham to'g'ri bo'ladi check out o'rniga ham buyurtma berish
Biriş. Endi sizlar bilan keyingi qiladigan ishimiz mana shu korzinkadagi mana shu o'chirish kubkasini bosganda mana shu tovarni korzinkamizga o'chirib berish kerak va keyingi yamta funksiyamiz mana shunda korzinkada nechta tovar bo'lsa shuni количествосini ko'paytirish kerak edi. Lekin mana bu yerda dokumentatsiyani qaraydigan bo'lsam, biz hozir biz ishlatgan serverda mana bu yerda tanlangan tovarni o'chirish funksiyasi bor. Keyin uni serverdan o'chirgandan keyin obnovit qilsa, ya'ni mana bu hamma tovarlarni yana serverdan olayotganda biz o'chirgan tovarni o'chirib bermas ekan, bu funksiya o'sha serverda kiritilmagan ekan. Shuning uchun uni boshqa yo'li, hozir biz serverdan tovarni vizib qo'yganimizdan keyin uni qayerga saqlayapmiz? Session storage saqlayapmiz. O'shaning uchun o'chirganimizda serverga zapros jo'natmasdan mana shu session storage'ni ichidan o'chirib olsak bo'laveradi degani. O'sha biz kutgan rezultat bo'laveradi degani. Mana bu yerda esa количествоni ko'paytirayotganda ham bunaqa funksiya yo'q ekan bu serverda. Shuning uchun bu количествоni ko'paytirish nimasini hozircha qilmay turamiz. Buni ham serverga ulanmasdan mana shu session storage'ni o'zida qilsa bo'laveradi degani. Mana shu tovarni o'chirganimizda mana shu yerni o'chiradi. Kalitsivasi ko'paytirganimizda ham mana shu yerdan ko'paytiraveradi degani. Lekin muammo shundaki, shuni kalitsivasini qo'shganimizda ham lekin mana shu yerda obnovit bossak yangi o'zgartirish bo'lmaydida. Qaysi holatda turgan bo'lsa o'sha holatda serverdan yana qaytarib oladi degani. Hop, davom etamiz. Birinchi navbatda mana bu yerga mana shu knopkaga birinchi o'chirish funksiyasini yozib ko'ramiz. Bu joyimiz mana bu yerda span class close turibdi. Shu yerda on click turib on click bo'lsak on click teng uchta nuqtachamizda delete kutib qolaylik. Bu degani hozir shu knopkani bosganimizda mana shu funksiyamiz vizib bo'ladi degani. Bu funksiyamiz endi o'zi bilan o'sha tovarni ID'sini jo'natib yuborsin. Ya'ni har bitta o'chirayotganimizda o'sha tovarni ID'sini orqali qaysi tovarni o'chirmoqchi bo'lganimizni bilib olsak bo'ladi. Ya'ni misol uchun mana bu yerda birinchi tovarni ID'si 1 ekan, mana bu yerda tovarni ID'si 1. Keyingi tovarimiz mana slim fitting bo'lsa, title men casual premium bo'lsa, men casual premium. Mana shu tovarimiz ID'si 2 ekan. Bu knopkani bosganimizda funksiyamiz vizib qilsin va o'zi bilan tovarni ID'sini jo'natib yuborsin. ID'si esa product nuqta ID sek bu funksiyamiz esa mana bu yerga function turib wait product turib uni o'z navbatida qabul qilayotgan narsasi product ID tovarimiz ID'si bo'ladi. Endi shu yerda hozir endi birinchi bossak сразу o'chirib olmasin-da mana bu yerda confirmation chiqsin, ya'ni rostdan ham o'chirmoqchimisiz degan. Hop, bu yerda agar if qilamizda confirm rostdan ham o'chirmoqchimisiz qani bossa bo'ladi. Mana bu yerga skobkasini ichiga kiradi. Yo'qni bossa skobkaga kirmaydi, to'g'rimi? Endi bizga nima qilsin? Mana bu yerda teskarisi yo'qni bosganda true bo'ladi va skobkaga kiradi. Funksiyamiz to'xtasin. Ya'ni keyingi jarayonlarga o'tmasin. Mana bu keyingi kod yozamiz shu yerga. Shu koddagi o'tmasin degan. Yo'qni bosganda to'xtaydi. Bo'ldi. Keyingi liniyaga o'tmaydi. Hop, davom etamiz. Shu yerda endi e'tibor beringlar, biz tovarni ID'sini oldik. Endi biz sessiondan hamma tovarlarni topib turib, endi tovarni o'sha biz o'chirmoqchi bo'lgan tovarni mana shu spiskadan o'chirib tashlashimiz kerak bo'ladi. Sessionda mana bu yerda session storage'dan tovarlarni oldik. Qo'yamiz. Let yana shu yerga yana bitta yangi massiv ochaman. Products updated qilaylik va bu pustoy massiv bo'lsin. Mana shunga yangi o'sha birinchi tovarlarni olamizda, keyin o'chirmoqchi bo'lgan tovarni o'chirib turib, keyin mana bu o'zgaruvchi tashlaymizda va yana qayta session storage'ga tashlab qo'yamiz. Hop, shu yerda mana sikli boshlaymizda. Sikl ishlatamiz. Shu yerda let product in products qilaylik. Bu yerda in bas off ishlatamiz.
yukarıda işletkenliğe. Eğer şey, ciklimiz 20 TL'nede her TL'nindeki tavarın ID'sini teşhirde. Nima bilan bir xil bo'lsa demoqchi bo'lgan tovarning ID'sidan bir xil bo'lsa, endi shu yerda shart teskarisini qilamiz. Bir xil bo'lmasa, biz o'chirmoqchi bo'lgan tovarning ID'si bilan bir xil bo'lmasa, nima qilsin? Mana bu yerga tashlasin. Yangi mana shu yerda o'zgaruvchiga tashlasin. Ichiga tashlaydi. Push nima bo'ladi? Product bo'ladi. O'sha tovarni mana bu yerga tashlaydi. Biz o'chirmoqchi bo'lgan ID bilan bir xil bo'lsa, tashlamaydi degan. Tushunarli bo'ldi. Hozir misol uchun mana bu yerda birinchi ID tovarni o'chirmoqchi bo'lsak, mana bu yerga keladi, aylanib, sikl aylanib keladi. O'sha ID bir xil bo'lmasa, tashlaydi. Bir xil bo'lsa, ishni saqlamaydi, ko'ryapsizlar? Mana bu yerda bir xil bo'lsa, mana bu birdan o'chirmoqchi bo'lsak, bir xil bo'lsa, nima qilyapti? Ishni saqlamayapti. Mana propustit chiqib ketyapti. Aks holda bir xil bo'lmasa, mana bu sortirovka qilyapti, mana bu yerga tashlayapti. Endi buni bo'lganda yana qaytadan mana bu session storage ga qo'yib qo'yamiz. Session storage ga qo'yayotganimizni nima qildik? Mana bu yerda serverda buzib qo'yganda nima qildik? Set item qildik. Item olish, set item qo'yish. Item products endi bu yerga JSON string file bo'ladi. JSON products updated bo'ladi. Nani bo'ldi? Va qayta qo'ydi, mana sessionga qayta qo'yapti. Endi keyingi qiladigan ish nima? Stransiyani boshqatdan mana chizib chiqish. Shu hamma tovarlarni ekranga qo'yish. Hamma tovarlarni ekranga qo'yish funksiyamiz nomi nima edi? Render products. Render products keyin uning orqasidan nima keladi? Hamma nimasini hisoblash, narxlarni hisoblash. Mana shuni uchalasini ko'payib qo'yaylik. Tayyor funksiyamiz mana shu yerda shunday ishlatsak, rezultat chiqaradi. O'zidan guvoh bo'lyapsizlar, mana funksiya qilib bo'lib tashlasak, har bitta jarayonda keyin qulaygina yana ishlatsak bo'laveradi. Hop, mana bu yerda update bo'ldi. Endi shu yerda bossak, rostdan ham o'chirmoqchimiz, admin bo'lsa hech narsa bo'lmaydi. Rostdan ham o'chirmoqchimiz, ha qilsak, o'chib ketdi mana. Keyingisini o'chirib ko'ramiz. Rostdan ham o'chirmoqchimiz, ha. O'chib ketyapti mana, ko'ryapsizlar. Endi mana bu yerga ancha значокini o'zgartirib qo'yaylik. Birga men shu yerda sizlarga. Shularni o'zida bir o'zgartirib qo'yaylik. Mana bu yerga olib kelib turib, span bo'lsa ekan, mana on click ishlayapti. Shu yerga kursor style ichiga mana kursor pointer qilsak, ya'ni u ana ishlayapti. Endi bu yerga men style turib teng katta kursor katta pointer qilsak, inline style deyiladi, mana shu yerga yozganmiz. Shunga o'xshab shu qo'yib beradi. Saqlanib qolamizda. Endi o'chirsak, o'chiramiz, narxlar ham pastda o'zgargan bo'lishi kerak. Tekshirib ko'ramiz. 3000 dollar ekan, o'zgaryapti mana. Mana bu yerda 900 dollar deb tashlasak, 2800 2036 dollar ekan, dostavka 5 dollar, 2041 dollar. Dostavkani 8 dollar qilsak, dostavka narxi o'zgargani uchun narxlar ham hamma narxi o'zgaryapti mana. Ajoyib. Muammo shundaki, hozir shuni stransiya update qilsak, ya'ni eski holatiga serverdan yana boshqatdan olib kelib, boshqatdan eski boshlanish holatiga qaytarib beradi. Endi buni keyinchalik serverni o'rganganimizda, o'shani serverga yana o'zimiz qo'shib qo'ysak bo'laveradi, saqlanib qo'ysak bo'laveradi. Hozircha esa shunday ishlab ketsak, tushunib olsak bo'ldi. Endi keyingi qiladigan ishimiz, mana bu yerda tovarni o'chgandan keyin, mana bu yerda maydi. Mana shu yerda sovshenie kelsin, tovar o'chirildi degan. Uning uchun bitta toaster degan library bor. Toaster JS bor. Shuni ishlatamiz. Shu yerga kirsak, tayyor. Shablonda tayyor narsa, shuni olib shunda ishlatamiz. Mana yerda o'zining sayti bor ekan. Ko'rinishi. Shekilli. Hop, mana bu yerda demosi bor, mana demoga kiramiz. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, ana tayyor shablon mana bu yerga title turib, salom. Alaysan. Bu yerda show toast qilsak, ana mana shu sovshenie bizga
tavar o'chirildi degan сообщение chiqadi. Agar tavar o'chirilmasa, bu yerda success no degan error bor. Bossak, ana yerda tavar o'chirilmadi degan chiqadi. Biz endi success ishlatamiz. Xo'p, endi buni orqaga qaytaylik. Bossak, mana bu yerda nima deydi? Kerakli fayllar bor, shuni biz qo'shib qo'yishimiz kerak. CDN. Burada CDN, ana burada CDN var. Şunu kopya qilamiz. Adresi kopya qilamiz de. On tamam bastırıp copywise adres silgi qilsak, biz proyektimizga qo'shib qo'yamiz mana bu yerga. Pastga hozir biz JavaScript faylini kopya qildik. Endi JavaScriptni pastga qo'yamiz. Script. Mana bu src qilsak, hammani qo'shib qo'yamiz. Keyin pastdagi CSS fayl, design faylini ham xuddi shunday qilib turib, endi buni script bas, nima qilardik? Link turib rel style sheet namizda anaga href turib kopya qilgan adresni saqlanib qo'ysak, ana endi bemalol ishlatsa bo'laveradi. Mana bu yerda endi to'g'ri mana toaster success turib shunday kopya qilaylik. Kopya qilib o'chgandan keyin mana bu delete productida o'chgandan keyin shuni shu yerga qo'shib qo'ysak, mana bu yerda sessionga qayta qo'ygandan keyin toaster success. Endi shunday size qilib ko'raylik, qani ishlarimiz. Nice bo'ldi. Endi bossak, mana bu yerda ana biz mana bu yerda yozgan text mashda chiqyapti. Xabar. Xabar turib. Tovar muvaffaqiyatli o'chirildi. O'chirildi. Xato bo'lsa kerak. O'chirildi. Bizda ana endi o'chirdik. Tovar muvaffaqiyatli o'chirildi. Ajoyib. Endi bizga yana загрузка animatsiyasini qo'yib qo'ysak, proyektimiz yana chiroyli bo'ladi. Ya'ni abnoyz qilganimiz ko'ryapsizlar, загрузка yo'q. Buni uchun bekitib tashlaylik endi, пока kerak emas. Bekitib tashlaylik. Bunga slick loader. Slick loader JS sek. Eslaydi bo'lsa, bunda oldingi proyektimizdan ishlatganmiz. NPM shu saytga kiramizda. Turib CDN bor, CDN ishlatamiz. Mana bu yerda kopya qilib qo'ysak. CDN degani, ya'ni biz tayyor shu kodni skachat qilmasdan o'zi shu stansiyamiz загрузка bo'layotganda o'zi avtomatik skachat qoladigan. Mana bu faylimiz esa eslangda mana aytib qo'shdik. Bu skachat bo'lgan уже, nima deydi? Biz уже fayl yaratib, shu yerga qo'ydik. Buni o'zimiz import qilyapmiz degan. Ana bu esa CDN'dan o'zi avtomatik import qilsin degan. Internet orqali import qiladi degan. Internetimiz bo'lmasa import qila olmaydi. Mana bu nimamiz proyektimiz ishlamaydi degan. Saqlanib qildik va slick loader enable disable qilamiz. Qachon qo'yamiz uni? Server bilan ulanganda, serverga bog'langanda. Serverga bog'lanayotgan joyimiz mana bu yerda edi. Shu yerga mana slick loader enable qilamiz. Serverga загрузка tugagandan keyin mana shu yerga qo'yamiz disable. Ekranga chiqaradi, narxlarni hammasini hisoblaydi va tugatadi. Загрузка tugaydi. Qo'shib qo'yamiz. Ajoyib. Ajoyib. Yana bitta qiladigan ishimiz, shu tovarni o'chirganda qo'yapti, загрузка bilan o'chirsin. Cha vaqt ketsin. Chunki serverga ulanganda vaqt ketadi. Mana shuni mana bu yerga mana shu hamma protsedurani set timeout qo'ysak bo'ladi. Hop, mana bu yerga endi set timeout turib, qovus ochamiz, yana bitta qovus ochib turib, skobkani ochib yopamiz. Mana bu yerga function qilaylik. Function mana bu yerga skobka yopilgandan keyin qovusni o'rtasiga virgul qilib turib, necha sekund? 500 bo'lsa, yarim sekund. 1000 bo'lsa, 1 sekund.
1 sekund qiladik. 1 sekund ichida o'chib tashlasin. Va mana bu skobka ichiga biz yozmoqchi bo'lgan kodni yozamiz. Mana shu hammasini turib shuncha tashlab qo'ysak 1 sekund o'chirganda 1 sekund vaqt ketadigan. 1 sekund kutib turadi va mana shu funksiya skobka ichidagi narsa bajarildi. Tushunarli? Mana bu funksiya o'chirish mana shu vizov bo'ladi. 1 sekund kutadi va mana bu bajariladi. Sinab ko'ramiz. Okay. Ko'rdingmi, o'chdi. Endi mana bu yerga zagruzkani mana bu yerga qo'yamiz. Boshlanishdan oldin va 1 sekund kutadi va zagruzka tugadi. Click loader enable disable. Qo'yamizda mana bu boshlanishdan oldin 1 sekund kutadi. 1 sekund tugan o'tgandan keyin o'chiradi. O'chirib bo'lgandan keyin animatsiyasi tugadi. Qo'shib qo'yamiz. Qo'yamiz. Ajoyib. Mana biz kutgan ideal variant hisoblanadi. Xo'p, endi proyektimiz ko'rinadigan bo'lsak, mana ko'rasizlar, serverdan hamma tovarlarni olyapti-da, narxlarni chiqarib beryapti. Narxlarni mana bu yerga qaysi qaysi kapitalni, qaysi pulni hisoblanish yozilmoqda, uni biz mana shu qo'shib qo'ysak bo'ladi. Bu yerda ekranga chiqarayotganda tovarni price qani, mana bu yerga shuni dollarni qo'shib qo'ysak, dollar narxini ko'rsatib beradi. Serverning zagruzkasi ketyapti. Keyin mana bu yerda e'tibor bersangiz, buyurma berish, buyurma test tushib qolib, buyurtma berish knopkasini bosganda shu ekranga buyurtmangiz bajarildi degan yozuv chiqsin. Hop, buyurtma berish degan joyini pak o'xtatib turaylik. Zagruzka ko'p olyapti, serverga ko'p ularni ketyapti. Bu yerga on click turib funksiya vizov bo'lsin. Qanaqa funksiya? Make order qilaylik. Order turib endi buni sizlarga buyurtma berish desek function make order kutilgandan ham ko'p zagruzka bo'lib ketyapti. Make order shu yerga endi tostirdi success shuni ishlataylik. Xabar buyurtmangiz qabul qilindi. Buyurtmangiz qabul qilindi. Manda buyurtma berish. Mana endi proyektimiz ideal holatga kelyapti. Buyurtma berish bosganimizda tovaringiz buyurtmangiz qabul qilindi. Endi o'chirsak o'chadi. Dastavkalar joyida hammasi. Chiqib turamiz. 2000 dollar bo'lishi kerak, mana hammasi joyida. Endi e'tibor beringlar, hozir biz sizlar bilan bitta stranitsada shug'ullandik. Buni endi keyinchalik React degan framework bor, React.js degan. Hozir misol uchun mana bu yerda buyurtma bersak, keyingi stranitsaga o'tish kerak. Uni aslida shu React degan framework bo'lsa, u juda ham oson ishlatsa bo'ladi. Hozir mana bu yerda qarab ko'rsalaring, dinamicskiy degani o'sha bitta tovarni elementini olib turib, mana shu bitta element shablonini olib turib, 20 marta aylanib chiqyapti. Shuni Reactda juda ham oson qilsa bo'ladi. React degan framework bor. Frontend framework deyiladi. Mana bu mana bu yerdagilar hammasi Reactda juda ham oson ishlatiladi. Agar Reactga qiziquvchilar bo'lsa, kommentariyada qoldirsalaring, React proyektlarini ham bir ko'ramiz. Roligimiz oxirida sizlarga bir ajoyib yangilikni yetkazmoqchiman. Xudo xolasa keyingi video roliklarimizda men shu qilayotgan proyektlarimni, ya'ni zakaz, o'sha menga tushayotgan zakazlarni qilib topshirib bo'lgandan keyin o'sha zakazlarni qanday qilganim, o'sha videolarni men qo'ymoqchiman. Xudo xolasa, misol uchun mana bu yerda Koreyada zakazchimiz aytganda, bu kosmetika kompaniyada ko'proq sotuv onlayn magazinda bo'ladi-ku. Onlayn magazinlarda klientlar poyisk beradi. Misol uchun pomada, pudra o'sha poyisk berganda eng ko'p poyisk berilgan kalsuslarni shu statistikasi chiqarib berilgan zakazga tushgan. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, yillik statistika. Mana bu yerda haftalik bor. Bo'lsa haftalik statistikani chiqarib beradi. Mana bu yerda 5 ta kalit so'z bo'lsa, 5 xil kalit so'z bo'lsa, mana pomada, pudra, shunga o'xshagan so'zlar bo'lsa,
Bilirsiniz, mana bu haftada juda kam poyst berilgan. Mana bu yerda 7-chi kunida bittasi kuni juda ham pomada eng ko'p poyst berilgan. Mana shu pomada hisoblanadi. Shu shunga o'xshagan mana shu proyektlarni sizlardan qilmoqchimiz. Buning uchun sizlardan iltimos, videoga like'larni zayamanglar, podpis bosishni unutmanglar. Videomiz qancha keng tarqalsa, shuncha odamlarga informatsiya yetib boradigan. Bu kanalimizdan ham asosiy maqsad pul topish unaqa emas. Ya'ni biz O'zbekistonda xohlasa kadrlarimizni yetishtirib, qo'ldan kelgancha biz ham o'sha programmistlarni yetishib chiqishga qo'ldan kelgancha yordam berish niyatimiz bor. Buning uchun esa sizlardan ham like bosishni, podpis tashlashni unutmanglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Biror qanaqa savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada qoldirishlaringiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.